Bir süre oraya baktıktan sonra telaşla ve hızlıca aşağı iniyor. Merhaba dünya, ben Nigma. Esrarengiz ve doğaüstü olaylara inanır mısınız? Göstereceğim görüntülerden sonra seçimleriniz siz istemeseniz de değişecektir. Bugün dünya üzerinde kaydedilmiş gerçek ya da gerçek olmayan melek görüntülerine bakacağız. Ve siz de hangisi gerçek, hangisi değil yorumlarda mutlaka yazın. Şimdi Brezilya'daki bir görüntüyle başlayalım. Görüntülerde inanılması güç bir şekilde meleğe benzer cisimlerin uçarak yükseldiğini görebilirsiniz. Bu görüntülerin bir patlama sonrasında çekildiği söyleniyor. Fakat montaj olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. Kabe'ye inen melekle ilgili videoyu çoğunuz görmüşsünüzdür. Şimdi o videoyu kısaca izleyelim. Burada açık ve net bir şekilde montaj bulunmakta. Kamera lensinden kaynaklanan ışık parlaması, ışığın etrafında ışık kaynağıyla doğru orantılı bir çizgide belirir. Burada olan da sadece Kabe'deki ışıkların kamera oyunu. Sonda görünen melek görüntüsü ise montajlanarak eklenmiş ve görüntü dikkat ederseniz son anda resme geçiyor. Şimdi buna benzer bir kamera ışık oyununu daha görelim. Filistin'de çekilen bu görüntüde sağ tarafta beliren aslında melek sanılan şey sadece lensin ışığı. Sol taraftaki sarı ışığa dikkatli baktığınızda kamera açısında senkronize bir şekilde ışığın hareket ettiğini görebilirsiniz. Sıradaki görüntüde yere inen ve sonra tekrar yükselen bir ışık kaynağını görüyoruz. Burada iki seçenek var. Işık kaynağının geldiği anda çevreye verdiği parlama ve yansımaya bakılınca gerçeğe oldukça yakın olduğunu düşünebiliriz. Arkadan gelen kişiler olayı daha da gerçekçi yapıyor. Fakat ikinci bir ihtimal var. Mükemmel bir şekilde tasarlanmış video efekti. Gerçekçi kılınması için arkadan birileri geliyor ama unutulan kısım bazılarının elinde fenerle koşması. Sanki önceden tasarlanmış gibi. Bu da senaryo olabileceğini akla getiriyor. Şimdiki görüntüler tüyleri diken diken eder cinsten. Suriye'de çekilen bu görüntülerde savaşın içinde ölüm kalım mücadelesi verilirken bir görüntü herkesi hayretler içerisinde bırakıyor. Hiçbir telaş yapmadan sanki dünyayla bağlantısı olmayan biri gibi yavaş ve sakin ilerleyen bu kişi yaralı birini kurtarıyor ve savaşın içerisinde bulunmasına rağmen sanki görünmez olurmuşçasına ilerleyip gözden kayboluyor. Yol üzerinde nur inmiş gibi parlaması melek olabileceğini akıllara getiriyor. Yine oldukça garip bir görüntü daha. Diyarbakır'da çekildiği iddia edilen görüntülerde tepede duran beyaz örtülü insana benzeyen varlıklar kameraya yansıyor. İşin garip kısmı hemen solda duran kişi bir süre oraya baktıktan sonra telaşla ve hızlıca aşağı iniyor. Sanki aşağı inip birilerine bir şey anlatacakmış gibi. Görüntülerin gerçek olabileceği düşüncesi her ne kadar melek de olsalar oldukça ürkütücü. Cami içerisinde kaydedilen iki melek görüntüsüne bakalım şimdi. Oturmuş bir şekilde görünen ve oldukça parlak duran bu kişiye görüntüyü yavaşlatıp adım adım baktığında montajla yapılmış olma ihtimali çok düşük göründü. Yine cami içerisinde aynı şekilde parlayarak duran bu ruhani varlık göze çarpıyor. Güneşin ışıklarının üzerine düşmesi gibi parlamış bir şekilde duran bu kişinin
aslında üstü kapalı ve güneş ışığı almayan bir camide bulunduğu gerçeği oldukça ürkütücü. Peki melekler görünebilir mi? Evet, insanlar melekleri görebilirler. Ama gördüğünüz melek mi değil mi bilemezsiniz. Yanılabilirsiniz. Fakat melekler görülebiliyor. Melekler neden görülebiliyor? Çünkü meleklerin görüldüğüne dair rivayetler var elimizde. Ama Hazreti Peygamber zamanında görülmüş. Bu tarz paranormal birçok video var. Fakat melek sadece bir insan değil. Bazen bir kuş, bazen de bir ışık olabilir. Videolardan hangisi size göre en gerçekçi olandı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarım şimdi ekranda olacak. Görüşmek üzere.